harbi sırasında orada katliam gerçekleştirirken siz hükümet olarak mecliste sadece orada olup bitenleri anlatalım demiştiniz. Yani daha doğrusu hükümet olarak bunu söylemiştiniz. Herhangi bir kimsenin de BSP kararından herhangi bir kimseye de soru önergesi tarzında bir şey verilmemesi noktasında bir tembihat olmuş. Erbakan Hocam'ın anlattığına göre. Orada birisi çıkıp bir önerge vermiş. Kim o? Ne gibi? Şey, Kıbrıs'la ilgili olarak müdahale gerçekleşmesiyle ilgili olarak MSP'li birisi önerge vermiş. Şimdi onun bütün ayrıntılarını özetlemeye çalışayım. Halk Partisi ile koalisyon kurmaya karar verdi. Niçin? Adalet Partisi çünkü bizimle koalisyon kurmak istemedi. Bana muhalefet görevini verdi millet dedi. Süleyman Demirel çekti. Çünkü daha önce 12 Mart askeri muhtırasının darbesini yemişti. Morali de bozdu. Şimdi Ecevit bize hükümet kurmak için teklifte bulundu. Evvela bizim genel daire kurulumuz, milletvekillerimizin parti kurumu, teşkilatımızın bu il başkanları, hepsini topladık, teker teker sorduk. Hayır, biz Halk Partisi ile hükümet olmayız dediler. Biz de reddik ilk teklifimizi. Sonra Halit Özüner rahmeti vardı, hocanın da çok sevdiği emekli bir albay. Bizim de kurucumuzdu Milli Nizam'ı. O bir haber getirdi, dedi ki 28. Tümen'de 12 Mart'ı gerçekleştiren pazarlar tekrar toplantı. Partilerin hepsini kapatıp yine de bir darbeyi düşünüyorlar. Hükümet kurulmadı diye gerekçe gösteriyorlar. Biz baktık ki önce bize şey edecekler, yüklenecekler. Hemen biz de Cevete dedik ki şey edeceğiz, seninle hükümet kuracağız. Ben hükümeti kurarken nasıl kurduk onu da hatırlayayım. 48 kişi çıkartmışız, anahtar ambulansımız var, meğer o anahtar hükümetin anahtarıymış. Bu tarafa dönsek onlarla hükümet kurabiliyoruz, bu tarafa dönsek solcularla hükümet kurabiliyoruz. Mecburen CHP'yle hükümet kurduk ve kurarken bir de şunu arz edeyim, yani Allah rahmet eylesin hoca, çok başarılı bir devlet adamı, siyaset adamı aynı zamanda. Şimdi biz bir koalisyona girersek hak dava uğruna o ortağımızdan neyi koparabilir? Onun listesini yaptırdı bize. Kapatılmamatik okullarının açılması, Kocatepe Camisi yapılmamışsa ona para verilmesi, vakıflara şu kadar para verilmesi, ağır sanayiye bu kadar tahsilat ayrılması, bunların hepsini şeylerden gizli olarak tabii listemizi yaptık. Hasan Aksay marifetiyle Demirel'e gizlice bu teklifimizi ulaştırdık. Oğuzhan vasıtasıyla da Ecevit'e ulaştırdık. Ecevit dedi ki, bütün bu teklifleri kabul ediyoruz. Hükümet kurulurken de kurucu komisyonun 5 kişilik üyesinin başkanı bendim. Biz dedik ki, biz milli görüşçüyüz, Kıbrıs'ta şayet Rumlar kan dökerse, zulüm yaparsa kesinlikle çıkartma yapılmasından yanayız. Siz Halk Partisi olarak buna evet diyor musunuz, demiyor musunuz? Diyor dediler. Fakat bıçak yemeye dayanınca Ecevit başladı yan çizmeye. Efendim Atatürk üstte sus, şu anda sus dedi. Öyleyse ben gidip İngiliz Başbakanı'na rica edeceğim. İşi tatlıya bağlayacağız. Mehmet'i Kıbrıs'taki İngiliz üstlerine 10 bin kişimizi
çıkaracağız. Bana İngiliz askeriyle Türk askeri muzikası olarak barış gönüllüsü olacak. Bu iş tatlıya bağlanacak. Öyle düşünüyor. Şimdi hoca da dedi ki, ya sen şairsin güzel, romantik bir adam. Hiç İngilizlere Mehmetçik emanet edebilir mi? Edilebilir mi? Deli misin sen? Hani ile gideceğim. Şimdi arkadaş biz 7 bakanız. Bırakalım gitsin dedik. Hiç olmazsa bizim çıkartma yapacağımızı kamufle etmiş oluruz dünya kamuoyu önünde. Dedi ki hoca, Oğuzhan, sen de git dedi Oğuzhan'a. Çünkü ya, İngilizler bu romantik adamı aldatabilir. Oğuzhan cin gibi. Ona engel olsun diye. Bunları şey etti. Eski Mesut Havaalanı'nda yolcu ettik Ecevit'i, Oğuzhan'ı ve Ecevit'in arkadaşlarını. Herkes gitti, bakan, herkes, ben de bakı, devlet bakanıyım. Ben hocayı yalnız bırakmamak için Eski Mesut Havaalanı'nda kaldım. Hoca da Semih Sancar Paşa ile ve 4 kuvvet komutanı ile bir odaya girdi. Ben de salonda oturuyorum. Bir saat konuştular. Beni içeriye almadılar. Hoca çıktıktan sonra hem heyecanlı hem de şeydi, heybetliydi. Dedim hoca ne oldu? Demiş ki hoca, şu anda Ecevit gitti, başbakanlık yetkileri benim elimde. Kesinlikle İngilizler bizim teklifimizi reddedecek. Onun için vakit kaybetmeyelim paşa. Şimdiden çıkartma gemilerine yürü emrini ver. Cuma sabahı mübarek saattir. Çıkartma başlasın. Şeyde demiş ki Sancar Paşa, Allah rahmet eylesin. Seni bize Allah gönderdi hoca demiş. İsmet Paşa iki kere başbakanken Kıbrıs önlerine kadar donanmamızı gönderdi. Amerika kızınca, Azerbaycan'ca geri çekti ikisindedir. Ama kalsam devam etti. O gitti, Demirel tek başına hükümete oturdu. Demirel bir kere adamın önlerine kadar şeyi gönderdi. O donanmamızı. Johnson'un mektubu geldi. O da geriye çekildi. Ama siz de geriye çekilirseniz demiş Sancar Paşa Hoca'ya. Artık hiçbir paşa bulamayız. Hepsini kısır kısır Müslümanların keserler. Hoca da demiş ki tamam. Neticede ben senin arkandayım. Öyleyse bana yazılı bir emir verdin çıkartmaya yapılacağına dair. Hoca Sancar Paşa'ya yazılı emir vermişti. O esnada. Bunu daha bundan birkaç ay önce İngiliz gizli servisleri gizli belgeleri tetkik etmişler, ortaya attılar. Dediler ki, meğer Kıbrıs çıkartmasının mimarı Ecevit değil, Erbakan'dır. Dediler ve gerçeği o zaman bütün dünya kamuoyu öğrendi. Şimdi yani iki gün başbakan oldu hoca, Kıbrıs'a emir verdi. Devlet adamına sonra öyle olur. Ondan sonra bir şunu da anlatayım. Kıbrıs çıkartması yapılırken uluslararası tablo şöyleydi. İngilizler İngiltere'den bir takviyeli alay getirmişler Kıbrıs'a. Burka alayı ismiyle iri yarı erkeklerden seçmişler. Ne olacakmış? Türkler çıkartma yapınca bu Burka alayı diğer
Roma askerleriyle bizi denize dökecek, götürecekler. Şeyin, İngiltere'nin kararı böyleydi bize karşı. Amerika'nın kararı ise, Joseph Sisko denen Amerika Harcaya Bakan Yardımcısı ikide bir ayı gidiyor, tehdit ediyor. Az tabii ki birinde ayı masasını yumurtlamış, hoca derliyorsa hazırladı. Sen ne biçim başbakansın dedi ya, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin itibarını böyle mi koruyacaksın dedi. Bu herif kim dedi, niye bunları, bunu merdivenden aşağı attırmadın? Neyse, o zaman diyordu ki Joseph Sisko, 6. filo karşınızda bekliyor, sizin donanma gelince sizi denizin dibine yollayacak. Oldu mu hiç tercih? Yunanistan'da diyordu ki, eğer çıkartma yaparsa Türkiye, Trakya'dan, Ege'den, Kıbrıs'tan, topyekun Türk-Yunan Savaşı'na gireceğim diyor. Yunanistan, şey, bir tek bu Rusya var ortada. Rusya diyor ki, bu sizin bir özel meseleniz ama ben bu ilgi alanımla alanımdır Türkiye. Burada gürültü patır çıkmasını istemiyorum diyor ve hatta bazılarının iddiasına göre Kars'a Ardahan'ı şey ediyor. Yani savaş olursa koparız zannediyor. Şimdi durum öyle. Birinci şey, Sancak Paşa geldiği zaman Sancak Paşa diyorum. Cevitle Havuzhan geldiği zaman Bakanlar Kurulu'nu toplamıştık. Şeyin Bakanlar Kurulu'ndan yeni bir çıkartma kararı alalım. Eski karar var ama onu yürütmemişler, eskimiş dedik. Tekrar oturduk. Bizim 7 bakanımız, Ece'nin 17 bakanı. Bakanlar şeyi çıkartma kararını imzalayacağız. Günlerden de Cuma günü Ecevit gelmişti. Ama şeyi Sancar Paşa Ecevit'e söyleyince havaalanından Ecevit'in kitleri hareket etmeye başladı. Kararı imzaladık. Şey dedi ki, Oğuzhan arkadaşlar, çok şerefli ve tarihi bir karar aldık. Günlerden Cuma günü kalkın bütün bakanlar, gerek Halk Partisi bakanları gerekti. Cuma namazına gidelim, ordumuzun muzafferiyeti için dua edelim. Evvela hepsi çok güzel olur dediler. Ben içimden dedim ki, ya Oğuzhan, Kıbrıs zaferinden daha iyi bir zafer kazanacak. Neden? Çünkü bunların alnını sendeyim. Ama sonra bu hala dağdır, o Önder Sağ var, Çalışma Bakanı'ydı. Ufak tefek şimdi Kılıçdaroğlu'nun rakibi olmuyor, çalışıyor ya. O Çalışma Bakanı ezildi, büzüldü hocanın karşısında. Zaten hoca varken CHP'li bakımlar hiç Ecevit'e bir şey danışıyordu. Aman hocam dedi, bana izin verir misiniz? Ben eve gidip dedi, kusur abdesti alacağım. Onun için dedi, ben dedi, Cuma'ya yetişemem. Şey yapacağım dedi, şükür namazı kılacağım. Biz dedik ki yani bir tane füre vermişiz, hiç önemi yok. Ama bakınız ne oldu, aynı gerekçeyle bütün CHP'li bakanlar hocadan imdat. Bari neye çalışırsın? Neyse şimdi gelelim uluslararası tabloya. Birinci hareket başarılı olunca devlet bakanı olarak ben Ecevit'in yanında oturuyorum. Kissinger'la ikide bir konuşuyor Amerika'da. Amerika Harcaya Bakanı. Kissinger de en azı siyonist.
Ne diyor biliyor musunuz? Hani az önce falan gelince bizi batıracak mı? Aman efendim ne kadar iyi oldu. Kıbrıs hiç olmazsa güvenceye kavuştu. Doğu Akdeniz güvenceye kavuştu. Komünist Afel Partisi Kıbrıs'taki Kıbrıs'ı Küba Adası gibi komünist bir ada yapacaktı. Mehmet'in sayesinde o da düzeldi. Ondan sonra fazla ileri gitmeyin de Yunanlılar küserek, kızarak gidip Ruslarla anlaşıp Varşova Paktı'na girmesin. Giderlerse de biz Türkiye'yi feda edemeyiz, Yunanlıları feda ederiz. Şimdi burada ne netice çıkarıyorsunuz siz? Şu neticeyi çıkartmamız lazım. Bütün büyük devletler kendilerinin büyüklüğünü öne sürerek blöf yapıyorlar. Yalan söylüyorlar, korkutuyorlar. Korkuyla inanıyor iki defa şeyini yalatmışlar, tükürdüğünü. Şeye bir kere Demirel'e ama hoca gelince hiçbir şey yapamayınca ne diyorlar adamlar? Aman efendim diyor şey Rusya bizle karışırız diyor. Yalnız bize diyor bir gazetelere bizi muhtaç bırakmayın da gelişmeleri bize biraz memurumuza söyleyin bildirsin. Ondan sonra İngilizler hani Burka alayı göndermişti. Beni aradı şey İngiliz Büyükelçisi. Ben Ecevit'le görüştüm dedi. Ecevit'e söyledim. Dedi ki aman Sayın Emre belki dedi size İngiltere'den sert bir nota getirmiştir. Biraz da oyalayalım dedi. Ben şey peki dedim. Başka yerde şeyi yakalanmış, nasıl yakaladıysa, İngiliz Büyükelçisi, Ecevit'i. Aman efendim biz sizinle savaşmak istemiyoruz. Çok güzel oldu, biz onaylıyoruz. Şöyle böyle. Bir de Yunanistan iddiasında ısrar etti. Ege'den, Akdeniz'den, Kıbrıs'tan şey yapacak. Savaş açacağım. Aç, açsın diyoruz bize. Yine Kissinger devreye girdi. Ecevit'e gizli istihbaratlarını anlattı. Şey, Yunan kabilesinin. Şu anda o zaman askeri junta hükümeti vardı. Yarısı hükümetin asker, Yunan hükümetinin yarısı da sivil. Sivil hükümetin sivil üyeleri ile asker üyeleri arasında şu anda tespit ettik biz diyor Kissinger. Jülo Paratersi'yle tokat kavga var. Asker üyeler dayak yiyorlar. Türklerle savaşmayalım diyenler ötekileri dövüyorlar. Ondan sonra hakikaten Mehmet Dinçüngü sayesinde Junta hükümeti Yunanistan'da devrildi. Yunanistan'a tekrar demokratik nizam geldi. Daha, o da bir birinci hareket öteki hareket sözü. Yani dediğimiz gibi bu konuda birinci derecede arkadaşlarımız ve en başta hoca rol oynamıştır. Allah rahmet eylesin.